Santorini'ye yaklaşıyoruz arkadaşlar. Girişten sonra buraya dönmek istedim. Şu an gemimizden bakın karşıda Santorini artık kendini göstermeye başladı. Tepelerin üzerinde beyaz evler. Her bir bölgenin farklı bir şekli tabii ki. Feria var, Oyla var. Biz Feria'ya gideceğiz diyorum. Yani şu anda Horizon Bar'dayız. Gemideki 12. kattaki en yükseklikteki bar. 360 derecelik panoramik görüntüsü var. İşte ben buraya geliyorum. Şehirle yaklaşmadan önce şöyle uzaktan bir izliyorum. İçeceğimi içip keyfime bakıyorum. Çalışıyorum da. Santorini Kota çok heyecanlıyım. Çünkü dünyanın en iyi gün batımı izleme yerlerinden bir tanesi. Hoş bize Nemrut var ama olsun. Santorini'de yaban atmamak lazım romantizmak için. İşte böyle. Artık keyif çıkarma zamanı. Santorini'de paylaşımlara devam edeceğim. Santorini'ye geldik arkadaşlar. Buradan gemiyi yine küçük gemilerle, yerel gemilerle ana adaya geçeceğiz. Çünkü limana yanaşamıyor gemilerimiz çok büyük olduğu için. İşte gördüğünüz gibi şu an gemiden iniyoruz. Gemiden iniyoruz arkadaşlar. Tepelerin üzerinde kurulu. Biraz gürültü var, o yüzden bağıracağım. Buradan sonra küçük limana geçtikten sonra artık dönüş yolunda size bütün her şeyi anlatacağım. Nereye kadar gittiğimizi, nasıl gittiğimizi. İki tur olay var. Birincisi isteyenler, kendi kişisel olarak gezmek isteyenler teleferikle ya da katırlarla çıkıyorlar. Ya da siz tur alarsınız, ekstra tur aldığınız zaman bu sefer otobüslerle sizi gün batımı izleyecek olan Feria tarafına doğru götürüyorlar. O yüzden bu iki seçenekten biriniz var. Diğeri yürüyüşte zaten 600 merdiven çıkmanız gerekiyor. O çok zor. Özellikle katırlar üzerinize geleceği için bence onu hiç denemeyin. Ya 6 euro karşılığında tek yön olan teleferikle yukarı çıkın ya da tur alarak otobüslerle geçin. Şimdi limana yanaştık arkadaşlar. Bakın burada bütün otobüsler bekliyorlar. Size verdikleri numaraya eşliğinde. Merhaba. Hello. 10 numara bize demişlerdi. 10 numaralı otobüs bizi bekliyor. Şimdi bu otobüslerle işte en güzel bölgeye doğru hareket edeceğiz. Böylelikle hiçbir yorulma olmadan rahat rahat gideceğiz. Ve Santorini'ye geldik arkadaşlar. Tabii ki o hep bilinen aşırı kalabalığın içine gömüldü. Çünkü gün batı saatlerinde artık burası bütün kruizlerin yanaştığı, binlerce insanın sıralandığı yer oluyor. Gezmek gerçekten çok zor, ilerlemek çok zor. Şu anda hani yavaş yavaş artık manzarayı görmeye başlayacaksınız. Bakın şu Santorini'nin beyaz evleri, havuzlu villalar. Karşımızda bilgileri vereceğim ama önce şu kalabalıktan uzaklaşmaya çalışıyorum. Ondan sonra zaten güzel noktaları falan çok bulamayacağız. Bulduğumuz her yerde çekmeye çalışacağız. Ama gördüğünüz gibi şöyle bir kitle arasından ve bu daha az öyle söyleyeyim. Arkada 4 kruz gemisi misafirleri var. Onlardan kurtulup artık bir şeyler bunu çekmeye çalışacağım, sanatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Sırrını anlatıyorum size. Burada kesinlikle sokaklara girmeniz lazım. Çünkü her yerde bir en güzel noktaları kapmıştır ama kendi güzel noktanızı kendiniz bulun. Mesela şu mavi. Bakın arkadaki kısmı ben buldum. Bu açıdan çekeceğim. Yani mükemmel fotoğraflar çekemeyebilirsiniz belki ama en azından insanların olmadığı bir görüntü alabileceksiniz diyorum. Şu an biz çok güzel birkaç video çekebildik sonunda. Yaklaşık 1,5 saatimiz var. O yüzden olabildiği kadar verimli kullanmaya çalışıyoruz. Şu an bakın biraz daha böyle güzel bir açıdan şehri görebiliyorsunuz. Şimdi size Santorini'yi anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Burası İtalyanca Santorini adı verilen bir yer. Aslında bir takım adanın, yani Mykonos gibi burası bir parçası, bir volkanik kökenli bir yer. Yani zamanda buraya M.Ö. 1700'lü yıllarda
Buraya bir volkan patlaması oluyor denizden. Sonrasında patladıktan sonra ortadaki kısım çöküyor ve sadece tepelerin üzerine kalıyor. Ve insanlar da sonrasında bu tepelerin üzerine şehirler inşa ediyorlar. Yani kısacası Santorini hikayesi böyle. Aslında burada su yok, onu da söyleyeyim. Yani burada herhangi bir şekilde su kaynağı yok. Bütün sular petlerle ya da işte damacanalarla dışarıdan geliyor. Şu anda da işte ada bu şekilde Girit'ten bunlar tedarik ediliyor. Ama asıl önemli olan burası işte çok değerli bir volkanik kökenli bir toprak olduğu için ve ponza, hani banyoda kullandığımız ponza taşları var ya, onların ana yeri aslında Santorini. Buradan dünyaya yayılmış. Ve o tabaka toprağın üst alt kısmını kapladığı için hiçbir şekilde suyu geçirmiyor. Yani gece buraya nemden dolayı biriken sular toprağın alt kısmına geçmiyor ve yukarıda kaldığı için de tarımın yapılabilmesi sağlanıyor. Burası da işte ilginç bir bilgi olsun diye anlatmak istedim. Onun dışında bakın burada iki tane köy var. Bir İya, bir Feriya. Eğer tur almazsanız sizi gemiden Feriya'ya getiriyor. Orada teleferiye biniyorsunuz. Yukarıya 6 euro tek yön. Çift yön 12 euro karşılığında çıkıyorsunuz. Ve bunda çok ciddi bir zaman kaybı olması söz konusu. Çünkü tam bu saatlerde 4-5 tane kruz gemisi buraya yanaşıyor. Ve binlerce turist sizin gibi buraya gelip yukarı çıkmanın yolunu arıyor. Diğer ikinci yol, daha önce söylediğim gibi katırlarla çıkmak. O da aşağı yukarı ucuz değil. Ve üçüncü yolda 600 basamaklı merdivenlerle, ama siz Feria'ya gitmiş olacaksınız. Ama asıl Santorini'nin olayı, şu en güzel mavi kilisenin olduğu kısım burası. Yani İya köyü. Buraya gelmek için tek şansınız ya Santorini'ye günübirlik geleceksiniz, arabanızı kiralayacaksınız, yani burada kalmalı gelip arabanızı kiraladıktan sonra kendiniz geleceksiniz. Ya da kruzla geliyorsanız ekstra turlarla otobüslere binip sizi 45 dakikalık yolculukla buraya getirecekler. Burada yaklaşık 3 saat zaman geçirdikten sonra tekrar otobüsünüze binip gideceksiniz. En rahat yolu bu. Ha, maliyetli mi? Evet. Ama böyle bir yeri görmeye değer mi? Kesinlikle değer. İnanılmaz kalabalık ama bakın şu an yine kalabalığa çıktım. Ama az önce size gösterdiğim gibi dediğim yerlere gidecek olursanız, aşağı kısımlara inecek olursanız kendinize boş olanlar bulabiliyorsunuz. Aynı görüntü kalitesi ya da aynı açı olmasa da Santorini olayını bir şekilde aslında gösterebiliyorsunuz. Santorini ile ilgili biraz daha bilgi vermek isterdim ama bence açın, buraya gelince kendiniz okuyun. Ben böyle özet bilgiler veriyorum, biliyorsunuz benim kanalımı uzun zamandır takip edenler bilir. Özet özet anlatırım, biliyorum her şeyi anlatırım ama saatler sürebilir. Ama bundan sonrası artık size kalmış diyorum. Yine farklı bilgiler de vermeye çalışacağım. İşte kendimize yine güzel bir yer daha bulduk arkadaşlar. Yani buradaki tek şansınız aramak. Vaktiniz olduğu kadar bütün o küçük merdivenleri inin. Bazıları private olduğu için giremezsiniz. Özel yerler oldukları için, butik otellere ait olduğu için, ama zorlamaya çalışın. Sessizce girmeye çalışın. Yoksa güzel görüntü elde edemezsiniz. Şu anda en iyi açıyı buldum. Güneşi arkamıza aldık. Daha güzel oldu. Artık buldukça devam edeceğim. Dediğim gibi Santorini'nin numarası yok. Hani şuraya gidin buraya gideceğim diyebileceğimiz bir şey yok. Buraya gelip butik otellerde kiralayıp yakalayacaksınız. Bol bol fotoğraf ve video çekeceksiniz. Denizi izleyip günün tadını çıkaracaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Bakın arkadaşlar, şu bahsettiğim katır olayı şurada. Bu tarafa da bazen kruz gemileri, tekneleri geliyor ama buraya biraz daha bireysel botlar geliyor. Yukarı çıkmak için bakın şurada katırlar var. Şöyle bastırayım, göstereyim size biraz yakın. Bakın ya katırlarla çıkıyorlar ya da şu gördüğünüz merdivenleri inerek çıkıyorlar. Yani katırı merak edenler için tekrar görünce göstermek istedim. Dediğim gibi şu anda İya Adası'nın en uç kısmına geldik. Gün batımın işte izlenen nokta da burası. Yani denize batan bir gün batımı. Zaten herkes şu an yerini almışlar orada. Biz o kadar kalmayacağız. Ama bence burası gün batımından ziyade evleri, konakları, şeyleri daha güzel. Biraz da size mimariyi anlatayım arkadaşlar. Şimdi bakın burada iki çeşit bir mimari var. Hatta üç çeşit diyebiliriz. Birincisi şapeller, o mavi kiliselerin yuvarlak oluyor. Bildiğimiz şapel gibi oluyor. Ama daha çok evlerin üst kısımları, bakın şöyle göstereyim, şu karşıda gördüğünüz gibi ya bombeli oluyor. O da yağmur ya da nem biriktiği zaman orada kalmasın diye.
diye, aksın diye. Ya da şu gördüğünüz karşıdaki gibi düz oluyor. Onlarda şöyle bir olay var. Burada bütün evler bir alttaki evin teraslarına, havuzlarını, restoranlarını yapıyorlar. Yani bir merdiven sistemi var. Öyle olduğu için böyle aralarında bir anlaşma yapmışlar. Bir alt kattaki ya da bir alttaki evin çatılarını kullanarak butik oteller işte oraları teras olarak kullanıyorlar. Mesela şurada gördüğünüz gibi bakın örnekleri var mesela. Güzel bir anlaşma bence. Buranın da mimarisi bu şekilde. Yani Santorini videosu nasıl doldururum diye düşündüğünce böyle bilgiler de vermek istedim. Şimdi bakalım başka neler anlatacağız. Adanın en uç noktasına geldik, İya köyünün. Şu anda artık burası Santorini Kalesi diye geçiyor. Kalenin artık kalıntılarının üzerinde insanlar gün batımını izleyip böyle alkolünü, sigarasını ya da keyfini çıkartıyorlar günün. Yani şu an zaten her iki tarafta da manzara çok güzel. Burada köy var, burada artık gün batım manzarası var. O yüzden kalabalıktan anlaşılacağı üzere burası en popüler. Yani artık buraya yansan için başka bir şey kalmadı. Biraz böyle hani neden mavi beyaz onu da söyleyeyim. Yunanistan'ın bayrağından dolayı mavi beyaz ama son zaman 92 yılına kadar yanılmıyorsam ya da 2002 de olabilir. Yasaya kadar bu yasaya göre herkes evini mavi ve beyaz boyamak zorundaydı. Ama sonradan bu kural kaldırılmış ve gördüğünüz gibi birçok ev bence yanlış ama dokuyu bozmuşlar. Farklı renkler kurmaya başlamışlar ama bence buranın olayı tamamen mavi beyaz olmalıymış. Bozanlar kendini çok belli ediyor. Yani iyi bir şey yaptıklarını zannediyorum ama bence çok kötü. İşte dediğim gibi evlerde böyle. Yunanistan kelimesi anlamında bilmeyenlere bahsettim. Hellas'tır. Biz Türkçe Yunanistan diyoruz. Hellas'ta güneş ve taş demek. Yani güneşin taşlığı gibi. Yani hep böyle karasal iklimin hakim olduğu için Yunanistan'da. O yüzden böyle bir isim koymuşlar. Eski o Yunan devlet, aslında Yunanistan bir biliyorsunuz devletlerin birleştiği bir ülke. Tek bir medeniyet değildi. Birçok devlet bir araya gelip Spartalılar gibi birçok şehir devletinin birleşmesiyle oluşmuştu. İşte Santorini'de ya da Mikanos'ta bağlı oldukları şehir devletleri de sonradan Yunanistan adı altında birleştiler ve aynı bayrağı kabul ettiler. Anlatacaklarım bu kadar. Santorini'de sonuna geldik. Eğer Mikanos dolu dolu geçerse Mikanos'a ayrı video yapacağım. Ama yoksa bu videonun devamında Mikanos'u görebileceksiniz. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.